camileri ahırlara çevirenler Ayasofya'nın yeniden cami olmasına sevinirler mi? Ayasofya'nın bütün özellikleri korunacaktır. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, Ayasofya'nın ibadete açılmasını eleştirenlere işte bu sözlerle yanıt verdi. Yabancı devletlerin bir takım eleştirileri var. Onları anlıyorum. Onların çoğunun da aslında gerekçesi olmadığını da ifade ettik. Fakat Türkiye'nin içinden yapılan eleştirilerin çok yakışıksız olduğunu ifade etmek isterim. Türkiye'nin kurucu liderlerle hesaplaşmak anlamına geldiğini söylüyor. Ya bu kadar sığ bir kafa olabilir mi? Bir başkası çıkmış, Türkiye'nin artık layık olmadığının bir göstergesidir diyor. Şimdi bu nasıl bir laiklik anlayışıdır? Bu toprakların alnı açıktır. Halen açık kiliselerimiz var. Halen açık sinagoglarımız var. Çelik, AK Parti MKYK toplantısı sürerken çıktı kameraların karşısına. Gündeminde Ayasofya'nın ibadete açılması vardı. Ayasofya'nın evrensel mirasını temsil eden o işte ikonalar, freskler aynen korunacak. Onlar namaz saatinde ya ışık sistemi ya perde sistemiyle kapatılacak. Ondan sonrasında namaz vakti bittikten sonra yine ziyaret edenler onu görecekler. Çelik, CHP'nin eleştirilerine ayrı bir parantez açtı. Türkiye'de Atatürk'ün verdiği kararların arkasına saklanarak, Atatürk'ün verdiği kararları istismar ederek millete çektirilmiş çok acı vardır. Cumhurbaşkanımızın sözlerinin Türkiye'nin kurucu lideri Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e karşı olması düşünülemez. Ardından eleştiri oklarını Yunanistan'a çevirdi. Yunanistan diyor ki işte bu bize karşı bir provokasyondur. Başkentinde cami olmayan tek Avrupa Birliği ülkesi Yunanistan'dır. Hiç konuşmaması gereken bir ülke varsa o da Yunanistan'dır. Dünyayı Türkiye'ye karşı kışkırtmaya çalışıyor. UNESCO'nun Ayasofya'yı kültürel miras listesinden çıkaracağı yorumlarına da tepkiliydi. Bu kültürel miras listelerinden biz Ayasofya'nın kesinlikle çıkarılacağını düşünmüyoruz. O kültürel miras listesi Ayasofya ile şereflenmiştir. Çelik sıcak başlık Libya'ya değindi. Fransa'nın Türkiye'yi hedef alan açıklamalarına sert tepki gösterdi. Fransa Cumhurbaşkanı, Cumhurbaşkanımızı hedef alarak oradaki toplu mezarların üstünü örtemez. Türkiye burada bu konularda vereceği hiçbir hesap yoktur. Ama bu vesileyle gündeme gelmişken kendisinin sömürge geçmişiyle bir kere daha hesaplaşmasında bir fayda olduğunu değerlendiriyoruz. Azerbaycan'a saldırı düzenleyen Ermenistan'a da ayağını denk alsın sözleriyle yüklendi. Ermenistan ayağını denk alsın. Bu şekildeki saldırganlık hiçbir şekilde kabul edilemez. Haddini bilmesi lazım. Azerbaycan'ın yanında Türkiye vardır.